Tamam anneciğim. İyi sabahlar Asiye teyze. Sana da Necati oğlum. Hayırlı işler abicim. Görüşürüz güzelim. Görüşürüz. Minim günaydın. Günaydın. Afyonu erken patlatmışsın Necan. Vallahi ben afyonu erken patlatmasam usta benim gözümü patlatacak abicim mecbur. Her yerde aynı be koçum. Kimse kimsenin gözünün yaşına bakmıyor. Abi hiç olmasa senin mekan temiz ya. Bir de bizim halimize bakın. Günaydın Tayfun. Hayırlı işler. Sağ ol. Abi günaydın. Günaydın Mert'im. Günaydın abi. Mert'im. Günaydın hocam. Kardeşim. Günaydın. Hocam bugün büyük günah. Nihayet yengemizi açacakmışsın. Oğlum pişman etmesene söyledim ya. Ben kötü bir şey söylemiyorum ki. Hem söylemek yetmez. Benim tanımam lazım. Benim Tayfun abimin kalbini çalan kız kim bilmem lazım. Mert sustur şunu Allah aşkına. Sardı sabah sabah yine. Abiciğim sen niye burnunu sokuyorsun? Tayfun abi bir şey yapıyorsa iyidir, doğrudur. Bak adam daha kendisi koymamış adını. Nasıl koymamış abi adını? Elindeki hediye paketini görmüyor musun ya? Bakalım. Bugün büyük gün. Her şeyi konuşacağım inşallah. Ya rezil olacağız ya da bezdir. Abi sana hayır diyecek kadını ben düşünemiyorum yani. Kusura bakma. Eyvallah Mert'im. Hele bir desin, alnını karıştırırım, alnını. Ben kaçtım. Görüşürüz. Abi görüşürüz. Görüşürüz. Lan çekin lan topunuzu. Kötü de oynayın, arabalar geçiyor burada. İnşallah her şey iyi olur. Olur olur. Kız kimmiş ya? Oğlum sen her şeyi burnunu sokuyorsun, her şeyi. Şaşmaz, geldi seninki. Bak seninki geliyor. Saati de kollamış, bak. Arabası fena. Günaydın. 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 Atlaydın Mert. Ya Nurcan. Mert Bey bugün itiraz kabul etmiyorum. Atlayın. Ya Nurcan ben gelmeyeyim bugün valla. Tek gideyim. Ya tamam biliyorum ama bugün ben de gelip bana yardım etmen lazım. Bagajda bir sürü atölye taşımam gereken şey var. Hadi. Tamam. Şey var bunun kapısında. Tamam. Ne adamsın ya. Hoca keyifli görünüyordu. Tayfun abi bir tanedir ya. Her şeyin en iyisini hak ediyor. Bugün selam verdim ama görmedin nedense. Aklı başka yerdir Don'dan. O nasıl manidar bir tebessüm öyle? Mert bana bak yoksa. Ay inanmıyorum ya. Abimiz nihayet kitaplardan başını kaldırıp birine baktı yani. Ya, orada bir şey yok. Kızla konuşmamış bile. Aşık olmak güzel şey. Bir karşılığı varsa. Çok seveceksin. Günaydın. Sen varsan bütün günler aydın. Yine başladın zevzek zevzek. Zevzek değil kızım, adam aşık aşık. Aa yok be. Benim aşkım mazide kaldı. Artık onun yeni bir aşkı var. Kimmiş o? Asistan Tayfun. Of yani yine mi Tayfun Hoca geyiği? Yani ilk ilgisini öğrendin, sen de sardın adama. O sana sararsa ben de ona sararım. Doğanın kanunu. Sen onun sana yolladığı videoya cevap verdin mi? Hayır, ne cevap vereceğim? Hem zaten bugün konuşmayı düşünüyorum. Adam boşuna umutlanmasın. İyi, iyi cevap verme. Ben cevabını vereceğim. Yani ikinize de bir sürpriz hazırladım. Hem sana hem asistan Tayfun'a. Gene ne çeviriyor bu? Aa, sürpriz dedik ya. Kurcal ama görürsün zaten yakında. Hadi hadi. Ela. Ela. Günaydın. Günaydın hocam. Günaydın, günaydın hocam.
Günaydın. Sınavları okudum. Günaydın. Günaydın hocam. Günaydın. Günaydın hocam. Günaydın. Bir şey sorabilir miyim? Tabii. Hocam şu konu hakkında bir şey soracaktım. Ne zaman müsait olursunuz? Öğlen odama gel. Orada anlatayım ben sana, olur tamam mu? Tamam hocam. Peki. Tamam. Görüşmek tamam. üzere o zaman. Görüşürüz. Görüşürüz. Acaba? Aa, Ela. Kim bu şanslı kız? Aman nereden bileyim canım. Bu ne? Çok denedim. Ne olmuş? İsterime ket vurmayı, kendimi durdurmayı. Ya yazık be. Aa, bu ne ya? Karşı koyamam. İnanmıyorum ya, Tayfun Hoca'ya bak sen. Sana elimi uzatsam tutabilirdim. Oo, coştun mu hocam? Kim tutar seni? Ama bir o kadar uzak ve imkansız. Helal olsun adamdaki cesarete bak ya. Hakikaten ha. Gene de kaçmadım sana. Yüreğim karşıma dikildi ve durmamı söyledi. Ben de yüreğimin sesini dinledim. Şimdi damarımda kanım, nefesim. Kapatın şunu. Her şey. Kapatın şunu. Tayfun hocam hayatta inanmaz. Vay be, aşka bak. Aynı dizilerdeki gibi. Yapmadım. Gerçekten ben yapmadım. Kaan bir şaka yapmak istemiş. Şaka mı? Sizin şaka anlayışınız bu mu? Ha? Beni üniversiteme, öğrencilerime rezil etmek mi sizin şaka anlayışınız? Benim hayatımı, kariyerimi mahvetmek mi sizin şaka anlayışınız? Ha? Ben yapmadım. Hocam ben yapmadım, yapmadım. Ne sen ya? Sen. Ben seni sevdim. Hem de çok sevdim. Sadece sevdim. Ama inan, şu an bütün kalbimle senden nefret ediyorum.
kötü bir insanmışsın sen. Ne kadar yanlış. Yazıklar olsun sana. Yazıklar olsun. Hocam! Lan kurum! Ablacığım yardımcı olayım. Ben abime bakmıştım da. Acele etme, buluruz. Sen gel şöyle bir çay kahve içelim. He? Sinirlenme be güzelim. Yardım edelim dedik, ne yaptık? Ya niye rahatsız ediyorsun be kardeşim? Sen ne kadar güzel bir şeymişsin öyle ya. Ne diyorsun be? Bak benim abim çalışıyor burada, ne affeder seni? Selamımı da söylersin, gözlere bak Ceylan. Maşallah. Ne oluyor lan burada? Abi dur, sen yanlış anladın abi. Lan neyi yanlış anladın lan? Kız kardeşim Allah aşkına. Abi dur abi. Ulan sana ben kız kardeşim diyorum lan o. Abi senin kardeşin olduğunu bilmiyordum Allah. Ulan bilmesen ne olur? Başkasının kız kardeşi olsa yapacak mısın her şeyi? Ne oluyor oğlum, ne yapıyorsun? Çekil lan. Hadi lan. Hadi lan. Hadi lan. Ne yapıyorsunuz? Yok bir şey. Hallettik biz işimizi. Ne bakıyorsun lan öyle adama ha? Öldüreceğim lan. Raiş Usta sen karışma. Ya yine ne altar karıştırıyordur Nurcan Hanım? Kesin bunun başının altından çıkmıştır ya. Usta tamam dedim. Hadi. Hadi herkes işinin başına hadi. Hadi herkes işinin başına. Hadi hadi herkes. İyi misin? İyiyim ben Nurcan abla. Sağ ol. Gel buraya gel. Ne arıyorsun sen burada Yasemin? Evde bir şey mi oldu? Yok abi bir şey olmadı. Ben yol parası almaya geldim. Eve bırakmamış da babam. Çıkmamış mı taksiye? Kahvedeydi ben gelirken. Al bunu. Abi ben aslında bugün gitmesem de olurdu. Al şunu, ben vereceğim sana yarın daha fazla. Ne şey olmaz ya, dershaneye gitmem ne demek? Gideceksin tabii ki. Kusura bakma abi, işe açtım boşuna. Ne olacak, hadi. Beğendin mi sürprizimi? Vallahi oğlum bile bu kadarını beklemiyordum. Böyle şok oldum. Ne haber? Yaptığın korkunç bir şeydi Kaan. Bana bak. Ağladın mı sen? Ya sen benim mailime girip o videoyu bütün okula nasıl izletirsin? Ya Tayfun Hoca'yı okulun atarlarsa? Ya zaten bugünkü olaydan sonra bir daha okula gelemez herhalde. Ya adam senin yüzünden yerin dibine girdi utancından. Ya boş versene Ela. Ayrıca utansın da yani, anladın mı? Ben mi çektim de yolladım sana aşkı ilan videosunu? O çekti, o utanacak tabii. Hak etti. Biliyor musun? Peşinden gittim özür dilemek için. Bana öyle feci laflar etti ki. İşte bak görüyor musun? Adam hem suçta hem güçlü bir de laf etmiş. Bir şey söyleyeceğim ya. O adamın ne haddini ya gelip de sana asılmak? Kim ki o?
Altı üstü üç kuruş paraya çalışan bir asistan parçası. Kaan yeter, sus artık. Ya niye susuyormuş ha? Sen daha düne kadar adamı kale almıyordun. Birdenbire asistan kesildi. Ne oluyor? Ela, Tayfun Hoca'nın yanına gittiğinde ne dedi sana? Ne mi dedi? Öyle laflar etti ki attığı tokattan daha çok acıttı canım. Ne? Tokat mı attı sana? Sana tokat mı attı? Çık onu. Kaan! Kaan dur! Nerede lan bu? Otoparka gitti herhalde. Tayfun Hoca! Tayfun Hoca! Gel. Alo. Tayfun abi. Efendim kardeşim. Ya canım sıkkın biraz. Akşam görüşelim mi diyecektim ya. Laflarız. Beni bu akşam mazur görsene. Olmaz mı? Ne oldu abi? Kızla buluşacağım diyordun. O mu bir şeyler söyledi? Öyle bir kız yok artık Mert. Kendine de beni de mahvet. Ben yokum artık. Abi yokum ne demek? Alo? Alo? Aç şunu. Aç şu telefonu ya. Mert, değil misin? Ne oldu? Tayfun abinin sesi telefonda bir tuhaftı. Dersliden bir şeyler var galiba. Ne gibi? Bilmiyorum. Ama mutlaka öğreneceğim. Neredeymiş? Bizim kafamızın bozuk olduğunda gittiğimiz bir yer var. Kesin oradadır. Mert. Benim arabanın anahtarı güvenlikte. Al. Bana da haber ver. Nereye gidiyorsun lan? İşte bu Nurcan Hanım'ın arabaya bindi. Yapışım artıyor zaten bunu. Yoksa ben yapacağımı bilirdim de. Bir sakin ol. Adamı yakalayacağınla ne olacak? Yapacağını yaptın zaten. Herkes haddini bilecek. Herkes haddini bilecek. Thank you.
Tamam, geliyorum. Sen nasıl Ela'ya tokat atarsın? Gebertirim lan seni. Haklısın. O tokadı Ela'ya değil sana atmam gerekiyordu. Bu gerçeği sen yaptın. Bu oyunu sen oynadın. Hak ettin. O mesajların hepsini sana ben yazdım. Sen Ela'nın gerçekten senden hoşlandığını falan mı sandın? Aptal mısın sen? Hayır. Mesajları sen mi yazdın? Evet, ben yazdım. Sen de cevap yazdın, hatırla. Ha? Sen alt üst gibi asistansın. Ela sana neden mesaj yazsın ki? Ela'ya açılmam için beni cesaretlendiren sendin. O videoyu çekip Ela'ya göndermem için ısrar ettin. Sen nasıl bir oyun oynadın böyle? Ben sana bir şey söyleyeyim mi arkadaşım? Tavsiye olsun, kulağına küpe. Sen eğer okuldan falan atılırsan çok üzülme. Çünkü sen gerçekten aptalsın yani. Hoca falan olamazsın. Nesin? Aptal. Tamam, aptal ya, lan bu. Şerefsiz! Ne yapıyorsun lan? Şerefsiz! Ne yapıyorsun ya? Alifun Hoca! Sakin! Yapma! Sen... Yapma! 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 Kalk! Kalk sakin! Kalk! Ne yapıyorsun? Kim sen? Lan yapma sen. Oğlum! Lan yapma! Sen kim? Sen kim? Aa. Tamam ya. Lan ne yapıyorsun? Kim sen? Ne yapıyorsun oğlum? Ne yapıyorsun? Ne yaptın oğlum sen? Ha? Bak bakayım, ölmüş mü? Ölmüş oğlum o. Arda, ne yürü, oğlum yürü. Sen adamı Arda. Oğlum öldürdün lan adamı. Gel. Arda oğlum. Gidelim gel. Oğlum. Gel Arda. Oğlum yaktın lan bizi, adamı öldürdün. Arda yürü gidelim. Arda. Oğlum, adamı böyle bırakamayız, manyak mısın sen? Doğru diyorsun, bırakamayız. Dur peki. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Kafayı mı yedin sen? Bıraksana herife. Oğlum dur lan. Dur, hayatımız biter, anlamıyor musun? Babam duyarsa hapse girmeden öldürür beni. Dur! Oğlum manyak mısın lan? Ne yapıyorsun? Lan saçmalama! Çekil! Ya yapma! Gel. Şuradan.
Bana bırak. Nerede bunlar ya? Cinayet bu ya. Resmen cinayet. Cinayet değil. Kazaydı. Sen de gördün. Dövüşürken kendi düştü. Kafasını vurdu. Ama uçurumdan aşağı... Zaten ölmüştü. Kavga ediyorduk, kendi düştü. Kafasını vurdu. Bir de suçu üzerimize mi alacağız? Tamam. Tayfun abi. Abi. Tayfun abi. Abi! Tayfun abi! Tayfun abi! Tayfun abi! Tayfun abi! Abi ses ver. Abi ne yaptın sen ya? Kimse yok mu? Kimse yok mu? Ya nerede kaldınız? Ha yakalayamadık ya Tayfun Hoca'yı. Kaçırdık. Ne yapıyordunuz bu saate kadar? Yemek yedik. Yani biliyorsun sinirlendiğim zaman kan şekerim çıkıyor. Yemek yiyince geç. Tayfun Hoca nerede acaba? Ha, neredeyse nerede? Evine gitmiştir. Nereye gidecek? Evine gitmiştir. Ayağa kalkmasına izin ver. Ne olursun acı bana ya Rabbi. Sen acı bana. Acı bana. Ah, ah ya Rabbi acı bana. Hayatımı kurtardı Onurcan. Beni bambaşka bir adam yaptı.
Ama ben şimdi onun için hiçbir şey yapamıyorum. Bu da beni kiriz gibi beklemekten başka. Eminim Tayfun abi de senin burada olduğunu hissediyordur. Senden güç alıyordur. Hani hep derler ya, senin için dünyayı yakarım diye. Ama bir kibrit bile çakamazlar. Sonra işte biri çıkar karşına, senin için ölüme meydan okur. Çünkü o da senin gibidir. Bir enayi. Ölmeyecek. İyileşecek. İyileşecek tabii. Neden yaptı ki böyle bir şeyi? Acaba şu bana bahsettiğin kız yüzünden olabilir mi? Olmaz tabii ki. Bir kız için canına kıyacak adam değil. Abi, Hacer teyze hiç iyi değil ya. Doktor burada beklemesin diyor. Bir şey olursa haber verecekmiş. Onu da anca sen ikna edersin. Hadi gel götürelim beraber. Sonra istersen yine gelirsin. Hadi abi ya, şu kadıncağızı götürün. Ben buradayım zaten bir şey olursa. Ha, burada beklemişiz. Hayır, hadi Mert gidelim, gel. Sen de eve git artık. Her şey için teşekkürler Nurcan. Olur mu canım, geleyim ben de. Ya gerek yok dedim Nurcan. Baban merak eder seni. Hadi yarın görüşürüz. Sağ ol kızım. Hadi iyi geceler. Ne demek iyi geceler? Gideceğim şimdi benim ve Mert'e. Yalnız başıma ne yapacağım evde? Söylerdi Mert başkadır diye. Başın sıkışsa ilk koşacağın kişi derdi. Haklıymış. Canım. Teşekkür ederim. Sağ ol. Hacer teyze. Tayfun abi canını sıkan bir şeyden bahsetti mi sana? Pek konuşmazdı ki benim oğlum. Hep içine atardı. Allah'ım yardım et ne olursun. Onu bana bağışla. Gençler. Merhaba. Ya bu Tayfun Hoca ile ilgili görüşecektim sizinle. Ne o? Yeni görüntüleri mi çıkmış yoksa? Devam filmini heyecanla bekliyoruz. Ne filmi ya? Kardeş. Okuldan olmadığın belli. Yoksa bilirdin. Neyi? Tayfun Hocam çok düzgün, çok efendi biridir. Severim. Ama nasıl oldu, nasıl bitti, böyle bir şey yaptı açıkçası ben de anlamadım. Tayfun abi ne yaptı anlamadım ben de. Sevmiş. Güzel kardeşim.
bir öğrencisini sevmiş hem de. Sevmek günah değil ya, gönlü kaymış. Genç, delikanlı adam. Olur elbet. Sonra oturmuş duygularını anlatan bir videomu ne çekmiş. İşte az önceki çocuklar o görüntülerden bahsediyorlardı. Ya iyi de bu kadar insan konuyu nereden öğrenmiş ki? Bu okulda görüp görebileceğin ne kadar televizyon varsa hepsinde aynı anda yayınlandı o görüntüler. Sınıflarda, koridorda, hatta burada kantinde bile. İnternete falan da koymuşlar. İzlemeyen kalmadı senin anlayacağın. Ya tamam da kim, yani kim yapar ki böyle bir şey? Vallahi kim yaptı, kim etti orasını bilmem canım kardeşim. Ama her kimse Tayfun Hoca'nın gururuyla çok fena oynadı. Kendine baksana kardeşim. Özür dilerim. Ben bugün biraz dalgınım, kusura bakmayın. Yok. Bütün duygularını videoya kaydedip yollamış. Kız da bunu bütün okula göstermiş, öyle mi? Üniversiteye asistan olarak geldi. Vay arkadaş. Bir öğrencine aşık olacaksın deseler imkansız derdim. Nasıl bir vicdansızmış ya. Yani. Bir insan bu adili nasıl yapar abi? İnsan olan yapmaz. İnsan değilmiş demek. İyiydi. Yani benim anlamadığım... Yani Tayfun abi bu şeytan gibi kızı nasıl sevmiş? Resmen hatunun taş gibi yüreği var be abi. Düşünsene. Herkesin içinde gururu nasıl incinmiştir, onuru nasıl kırılmıştır. Kim olduğunu öğrenebildin mi? Okula gittim. Bütün öğrencileriyle konuştum ama kızı tanıyan yok. Ama bulacağım onu, bulacağım. Nereye giderse gitsin bulacağım. Karşıma çıktığında da bir insanın duygularıyla oynamanın, hayatını mahvetmenin ne demek olduğunu göstereceğim. Aa, abi dur ya. Siz dün gittikten sonra bir adam geldi buraya. Üniversitede kurul başkanı mıymış neymiş? Bana hatta bak kartını verdi. Bir şeye ihtiyacınız olursa arayın dedi. Belki o bir şeyler biliyordur ha. Al. İşte kafan yerine gelsin. Benim kafam gayet yerinde de sizinkinden emin değilim. Görüntüleri nasıl yayınlarsınız? O da sana takılmayacaktı, yanlış yaptı. Kaan, birine aşık olmak suç mu yani? Birine değil güzel. Sana. Böyle olmayacak, ben Tayfun Hoca ile konuşacağım. Ya bir dakika ya, ne Tayfun Hoca ile konuşması ya? Zaten okulda değil ki. Evine mi gideceksin konuşmaya? Evet, okulda değil. Sabah gittim çünkü. Adam bu olaydan sonra nasıl gelsin ki okula? Neyse, telefonlarım nerede olduğunu öğreniyorum. Artık şu adamı... Düşünmekten vazgeçer misin? Kaan sen anlamıyor musun? İçim rahat değil. Ne o ya? Yoksa adamın aşk itirafı hoşuna mı gitti? Ne yapıyor? Benim aşkım, canım, nefesim ol desem, güneşim ol desem, nefsim sulaşan çiçeğim. Kaan. Sen benim her şeyim. Ha? Kaan yeter. Ortada dalga geçirecek bir durum yok. Öyle mi? Evet öyle. Efendim? Tamam, geliyoruz. Üçümüzü idareden çağırıyorlar. Al işte. Yani görüntülerin arkasında bizim olduğumuzu anladılar. Bakalım şimdi ne yapacağız? Hadi yürüyün. Hadi senize. Tayfun Hoca'yı bulmuş olmasınlar. Belki de öğrendiler her şeyi. Saçmalama, kimsenin bir şey gördüğü falan olmadı ki. Merak etme, sakin ol, tamam? Sen yeter ki sakin ol. Baba. Ne oluyor ya? Veli toplantısı mı var? Aileleriniz burada.
Çünkü bugünden sonrası artık onlara ait, bize değil. Bu ne demek oluyor? İşlediğiniz suçun cezasız kalacağını beklemiyordunuz herhalde. Ne suçuymuş? Hocanıza yaptıklarınızdan haberimiz var. Biz gerçekten böyle olmasını istemedik. İstemediniz mi? Hocanıza resmen tuzak kurdunuz, konuşturdunuz. Sonra da bütün okula izlettirdiniz görüntüleri. Peki onun yaptığına ne demeli? Adam resmen okuldaki öğrencisine asıldı. Taciz etti be. İnternet yazışmalarınız burada. Ela'nın hocasına yazdıklarını hepimiz okuduk. Sizin de duygularını açıklaması için onu nasıl yüreklendirdiğinizi biliyoruz. Ya onları ben yazmadım baba. Tüm bunlar değerlendirildiğinde kurul okulla ilişkinizin kesilmesini isteyebilir. Bunlar olmadan evvel sizin okuldan ayrılmanız en doğrusu olacaktır. Bunu da sizin hatırınız için söylüyorum Levent Bey. Hocam bir saniye ya. Bu biraz ağır bir ceza olmuyor mu? Yani sanki her şeyi biz yapmışız gibi konuşuyorsunuz. Tek başımıza yapmadık ki. Peki o hoca bozuntusuna ne olacak? Onu da atacak mısınız değerli okulunuzdan? Bunu yapabilmemiz için önce hayatta olması lazım. Bir dakika. Bu ne demek oluyor? Tayfun Hoca yaşadığı olayın ağırlığına dayanamayıp intihara kalkıştı. Ne? Nasıl ya? Ölmüş mü? Hayır, komada. Bilinci kapalı bir şekilde ölüm kalım savaşı veriyoruz. Tanıdık mı? Aa, yok ya. Ne tanıdık olacak? Öylesin. Yani Tayfun'un intihar ettiğine inanabiliyor musun Arda? Neyse ki ölmemiş. Ama duydum, bilinci kapalıymış. Oradan geri dönmesi, kurtulması zor. Dua edelim de kurtulsun. Yoksa ben bu vicdan azabıyla yapamayacağım. Sen mi intihar et dedin? Bırak ne hali varsa görsün. Sen hala konuşuyor musun Kaan? Sen nasıl benim hesabıma girip Tayfun Hoca'ya mesaj gönderirsin? Tayfun Hoca mı? Tayfun Hoca mı oldu şimdi? Düne kadar arkasını alay ediyordu. O videoyu gördüğümde nasıl böyle bir şeye kalkıştığını aklım almamıştı. Mersin bana cesareti sen vermişsin. Bu okuldan birileri o görüntüleri herkesin izlemesini sağlamış. Biz de bu olayın sorumlularını araştırıyoruz. Bulursak cezasını veririz. Neymiş o ceza? Tek ayak üzerine mi durduracaksınız adamları? Hoca sen bize dalga mı geçiyorsun ya? İnanın bu olayı biz de en az sizin kadar önemsiyoruz. Peki hocam, teşekkür ederiz. Ya bir sakin olun, herkes bize bakıyor. Arda, sen de bildiğin halde bana söylemedin. Ya ikiniz de beni oyununuza alet ettiniz. Şimdi öyle mi oldu? Hanımefendi olaydan sıyrılmak için şimdi bizi mi suçlayacak? Sen bizi gaza getirmedin mi? Ha? Sen de en az bizim kadar suçlusun. Benim yaptığım üçümüzün arasındaydı. Sen de bütün okula yaydın. Ya adamın gururunu incittiniz. Belki de bu yüzden ölecek. Ne oldu abi? Gel Neco. Bir şey mi gördün? Her yere bunu çizmiş. Ne ki bu? Hep böyle bir arabası olsun istemişti. Bak abi, buraları da aynından çizik demiş ha.
okuldan atıldılar mı şimdi? Kibarca çocuklarımızı okuldan almamızı istediler. Ela, doğru mu bu? Gerçekten hocanıza bunu yaptınız mı? Sana inanamıyorum. Ben seni böyle mi yetiştirdim? Üzerine gitme. Çok üzüldü zaten. Üzülmek mi? Hayatı mahvoluyor Tener. Görmüyor musun? Buna izin verecek değiliz herhalde. Hemen. Hemen bir şeyler yap. Gerekirse okula büyük bir bağış da falan bulun. Kurul başkanıyla konuştuk. Kararlılar. O zaman başka bir üniversiteye devam edecek. Bu rezaleti hiç kimse duymadan temizlememiz lazım. Peki ya vicdanım? Onu nasıl temizleyeceksin anne? Herkes hata yapar kızım. Hep birlikte bunun üstesinden geleceğiz. Her hata birinin hayatına mal olur mu? İmkansız. Anlamıyorsun anne. Ölüyü diriltmek kadar imkansız. Yeter yattın. Sen tembelliği sevmezsin abi ya. Hadi kalk artık. Kalk bunu yapanlara inat. Kalk ya. Nasıl böyle sorumsuz bir adam oldun sen? Nasıl vurdun duymazsın? Sonucunun böyle olacağını düşünememiştir mutlaka. Sen işine bak. Beni savunmana ihtiyacım yok. Doğru konuş. Levent, tamam. Sakin ol lütfen. Ne istediysen yaptım. Yediğin önünde. Yemediğin arkanda. Yaşıtlarından hangisinin seninki gibi bir hayatı var? Hı? Levent, bırak da yemeğini yesin. Biz oğlumuz okuyor. Yarın öbür gün işlerin başına geçecek diye bekliyoruz. Herifin yaptığına bak ya. Ama sana söyleyeyim. Saltanat günlerim bitti artık. O zaman afiyet olsun. Buraya gel. Sana buraya gel! Ben gidip konuşayım. Söyle ona. Eğer kendisi dönmezse ben bildiğim gibi getiririm. Konuşuyor, farkındayım. Ama inan bana o da çok üzgün. Biraz anlamaya çalış ne olur. Onun yerinde kim olsa sinirlenir. Yani aslında biraz suyuna gitsen, peki babacığım desen, yumuşayacaktır. Hoşuna gidiyor değil mi bu durum? Böyle babamla aramızın bozuk olması falan, kavga etmemiz.
Ne oluyor? Böylece kendini evin annesi gibi mi hissediyorsun? Babayla oğlun arasını düzeltmeye çalışan cici anne, fedakar. Öyle mi oluyor? Hayır. Hayır. Ya ben sadece huzurumuz kaçmasın diye. Ne? Huzur mu? Sen annemle babamı ayırdığından beri bu evde huzur yok. Bir daha da huzur geri gelmez. Anladın mı? Kaan. Sen bana akıl vereceğine önce dön de kendi hayatına bir bak. Bu aileyi bitiren sensin, bunu düşün. Seni defalarca uyardım değil mi? Karınla bu şekilde konuşamazsın. Çabuk özür dile. Özür mü? Kolay ki. Dilerim tabii. Ama önce siz annemden özür dileyeceksiniz. Annem acılar içerisinde kıvranırken kocasını baştan çıkartan bu kadın annemden özür dileyecek. Sonra sen babacığım, annem hasta yatağında yatarken bu kadınla onu aldattığın için ondan özür dileyeceksin. Daha toprağa soğumadan evlendiğiniz için özür dileyeceksiniz. Ama gerek yok değil mi zaten? Mümkün değil. Çünkü annem öldü. Annem kanserden ölmedi. Annem siz ikiniz yüzünden öldü. Bir daha vur. Çıkın da ben ders çalışayım ya. Yürü. Çık çık. Abi. Hastaneden mi? Var mı bir gelişme? Aynı. Ah be abi. Ne olacak bu böyle? Ona bunu yapan rahat uyuyor mudur acaba? Yani boğazından lokması geçiyor mudur acaba? Ama bu dünyada adalet var değil mi Benico? O da unutmasın ki her şeyin bir hesabı var. Üzdüğün kadar üzülürsün. Belayı mı sokmak istiyorsun? Dayanamıyorum Kaan. Tayfun Hoca burada karşımda yatıyor. Ama yaptıklarımızı düşününce... Kes sesini. Bana bak, beni orada bekle. Ben geliyorum. Kimseyle ben gelene kadar bir şey konuşma. Sen burada? Sen bizi yakmak mı istiyorsun? Bizim yüzümüzden. Hepsi bizim yüzümüzden. Kes sesini. Ben yapamayacağım Kaan. Her şeyi itiraf edeceğim. Oğlum saçmalama, sen şu an kendinde değilsin. Doktor geliyor. Sakın ağzını açıp bir şey söyleme. Kimsiniz siz? Biz Tayfun Hoca'nın öğrencileriyiz. Yani durumunu merak ettik de. Maalesef hocanızın durumu kritik. Geldiğinden beri bilinci kapalı. Peki yani
Kendine gelmesi falan mümkün değil mi? Şimdilik pek mümkün değil. Ama yine de biz bekleyip göreceğiz. Üzgünüm. Teşekkür ederiz, sağ olun. Bak kahretsin. Peki o mümkün olmayan ihtimal gerçek olur da kendine gelip konuşursa... işte o zaman yanarız. Hem de öyle bir yanarız ki... kimse kurtaramaz babalarımız bile. Başka çaremiz yok. Bundan kaçamayız. Tek kurtuluşumuz itiraf etmek. Bana bak, aptal mısın sen? Eğer bir daha bu konuyla ilgili böyle konuşacak olursan... Tayfun'un yerinde sen yatarsın. Anladın mı? Ha? O yüzden sakin ol. Geçecek vallahi. Gel. Gel lan. Gel. Ya bir de kalifiye eleman olacaksın ha. Oğlum sana hobi edin diye mi verdiler la bu işi? Bana bak Mert Efendi. Bana kalsa var ya, bırak sana şurada iş vermeyi. Bu kapıdan içeri bile giremezdim biliyor musun? Bana mı yumruk sallayacaksın? He? Sallasana lan. Oğlum sallasana lan, ha? Sen yat kapar ya, Nurcan Hanım'a da öğret. Ne oluyor Raşit Usta? Nurcan Hanım, dalgın dalgın iş yapıyordu. Maazallah elini kolunu kaybedecek. Bir uyarayım dedim yani ya. Tamam ben ilgilenirim. Hadi sen işine bak. Bütün gece uyumadım. Durumu nasılmış? Bir gelişme var mı? Hadi sen eve git, biraz dinlen. Sonra da istersen hastaneye gidersin. Yok Nurcan. Toparlarım şimdi. Milletin gözü benim üzerimde zaten. Boş ver. Ben izin veriyorum. Bu şekilde çalışman doğru değil. Haftaya fazla mesai yaparsa olur biter. Teşekkürler hocam. Alo. Alo Nurcan Hanım. Evet benim, buyurun. Ben kulüpte arıyorum. Kapıda yakınınız olduğunu söyleyen biri var. Sizin yerinizden yararlanıp girmek istiyor. Kimmiş? Pardon, isim neydi? Seda. Seda Hanım'mış efendim, tanıyor musunuz? Evet, evet tanıyorum. Tanıyorum.
Tamam, bırakın girsin. Buyurun, geçebilirsiniz. Teşekkürler. Aa, bak bizimki de burada. Aman abi şimdi hiç bulaşma. Stres atıyordur. Ne haber? Soğuk bir şeyler? Sen kafana göre söyle abi. Arda biraz gevşer misin? Kafa dağıtmaya geldik buraya. Oğlum ben harbiden iyi değilim, anlamıyorsun ya. Ha, ben iyi miyim? Ama en azından senin gibi saçmalamıyorum. Keşke bütün bunlar hiç yaşanmasaydı ya. Keşkeyle başlayan bütün cümleler hayal ürünüdür. Ve hiçbir işimize yaramaz. Oğlum sabaha kadar uyku girmedi gözüme ya. Gözümü kapattığım an Tayfun Hoca'yı görüyorum. Sanki aynı filmi bir tekrar izlettiriyor bana. Hele o an gözümün önünden hiç gitmiyor, biliyor musun? Al benden de o kadar. Aklımı sıyıracağım. Yani o işi o an orada halletmeliydik. Orada olmalıydı o iş ama... Sadece buna mı üzülüyorsun? Ha, öyle değil tabii. Sen beni tanımıyor musun? Ben böyle bir şey yapmak ister miydim? Hepsi istemeden oldu değil mi? Bunu da istemeden aşağı attı. Ha, cinayet mi suçtan seni? Görmedin mi yani? Adam öldü zannettim. Panik oldum. Ne yapayım? Ama olayları son noktaya getirince kadar uğraştım. Adamın peşinden gittin kan. O da Ela'ya dokunmayacaktı. O lafları söylemeyecekti. Ne yapacaktı adam? Bütün okulun önünde rezil oldu. Bir de Ela yaptı zannediyordu hepsi. Neyse. Bunları bu kadar düşünmeye bırak artık istersen. Bak üstünde durdukça daha tehlikeli düşünceler içine giriyorsun. Hem zaten burası yeri değil yani konuşmak için. Herkes tanıyor bizi burada. Tamam ya. Kafam bozuk ondan. Haklısın. Ay. Baksana şuna. Şu kızı da alalım mı? Tamam Otto'yum. Bravo. Ben bu kızı önceden de gördüm abi. Bayağı senin dikkatini çekmek için bir takla atmadığı kaldı. Selam. Selam. Kokteyliniz. Ah, teşekkür ederim. Ücreti peşin alırız efendim. Aa, öyle mi? Tamam, bir saniye. Şöyle buyurun. Yalnız yetersiz bakiye efendim. Bir yanlışlık olacak, tekrar deneyelim. Maalesef efendim, yetersiz bakiye. Bence senin makinen bozuk. Makinenin suçunu niye bana atıyorsun? Hatlarda bir karışıklık olma, daha sonra verirsiniz. Ne münasebet canım. Ben eminim onda yeterli bakiye olduğuna. Hayır, bütün eşyalarım kabinde kaldı. Ne yapacağım şimdi? Arda, eğer hanımefendi müsaade ederse onun hesabını da bizim hesaba ekletelim. Olur. Atilla, hanımefendinin hesabını bizden alırsın. Tamam abi. Ay çok utandım ya. Bu arada çok teşekkür ediyorum, ben Seda. Arda ben de, memnun oldum. Yeni üye misin sen? Daha önce görmemiştim onu sen. Ben mi? Ben aslında daha başka kulüplere gidiyorum ama bugün böyle bir değişiklik olsun falan diye buralara geldim.
Bana hesap numaranı verirsen borcumu ödemek isterim. Ya yok canım, saçmalama, gerçekten önemli. Aa, olmaz öyle. Ya da istersen sana bir yemek ısmarlayabilirim. Yok, gerçekten önemli değil ya. Ya da ben ikinizi bu zahmetten kurtarayım. Akşam sen bizim kulübe gel. Belki bir şeyler içeriz orada. Süper. O zaman ben telefon numaramı vereceğim size. Tamam. Sıcak oldu. Ben havuza gideceğim. Gelecek misiniz? Ben iyiyim. Tamam. Ya biz böyle kızın kötü durumundan yararlanıyormuşuz. Bulamadık mı ya? Gerçekten mi soruyorsun? Saf mısın sen? Kız o zor durumu seninle tanışmak için kendi yarattı. Ne yapıyorsunuz? Sen bizimle görüşüyor muydun? Kaan. Hayır yani, sonra başına bir iş gelir, gene bizi suçlama. Uzatma sen artık. İyi peki. Biz de bir şeyler söyleyecektik, otur istersen. Yok, ben kaçıyorum. Hem biraz kafamı dağıtmam gerek. Ha. Taner amcanın kredi kartlarına puan mı kazandıracağım? Neyse, hadi görüşürüz. Çarpacaksın millete. Hoş geldin abi. Kolay gelsin usta. Eyvallah, sağ olasın evlat. Bitti mi iş? Bu ne arıyor hala burada? Vallahi abi, ampul kesmiş, sigorta dağıtmış, o kadar. Bir dakika hallettim de yarın alırım dedi, gitti. Çalışmamak için bahane çok tabii. Vallahi ne diyeyim abi. Gel evlat. Gel otur şöyle. Tayfun'un başına gelenler hepimizin içini dağladı be evlat. Sen şimdi onun bahsettiği kızı arıyorsun ha? Peki ne yapacaksın o kızı bulup? Yanlışı yanlışla düzeltemezsin. Aksine büyük felaketlere yol açarız. Rakan'ın da yaptıkları yanına kar mı kalsın Mümtaz Usta? Bak, ben bugün ailemin başındaysam, çalışıp onlara bakabiliyorsam hepsi Tayfun abinin sayesinde. Yok. O kız bulunacak. Bana bunları neden yaptığını, nasıl yaptığını bir bir anlatacak. O da bu acıdan payına düşen olacak. Hayat böyle be evlat. Hepimize kafe tuzaklar kurup duruyor. Türlü türlü oyunlar, ayrı ayrı acılar ve payımıza neler neler düşüyor. Ama hayat hiçbirimizi aldırış etmiyor. Gözümüzün yaşına bakmadan dalgasını geçip duruyor. Öylesine gamsız, öylesine umursamaz. Minim. Seda. Niye gelmedin kursa? Üniversiteye gitmeye falan niyetin yok herhalde. Yok. Ya ne yapacağım kursta? Bomba bir haberim var, onu dinle önce. Neymiş o? Bugün bir çocukla tanıştım. Bu muymuş bomba haber? Ya bir dinle. Kim peki? Kurstan birisi mi? Ya ne işim olur kurstaki çulsuzlarla benim Allah aşkına? Bunun cebi kabarık, cüzdanı kabarık. Hem de çok yakışıklı. Sen nerede tanıştın bu çocukla? Şeyde. Nurcan ablanın dediği kulüpte. Eyse orada tanıştık işte. Öyle. İnanmıyorum sana Seda. Sen nasıl girdin oraya? Nurcan ablanın tanıdığı olmak ayrıcalıktır tatlım. Bir görsen etraf zengin adamlarla doluydu. Sen yine de fazla heveslenme Seda. Bak, orası zenginlerin kulübü. Kendileri gibi bir sürü kız vardır etraflarında. O zaman ben vazgeçeyim bu hevesten. Bence de. Kızım ne diyorsun sen? Ben randevuyu kopardım bile. Bu gece kulübe davet ettiler beni. Sen delirdin mi Seda? Nereden alacak peki seni? Bu çamur sokaklardan mı? Ya onları düşündük, hallettik. Çulsuzluğumu belli edecek halim yok herhalde. Ya öğrenirse gerçeği? Gerçeği öğrenene kadar bana çoktan aşık olmuş olacak. Bunlar da öyle gereksiz teferruat şeyler olacak yani. Of Seda. Riskli işler bunlar. Ya tatlım, kaplumbağa bile risk alıyor. Ya kafasını o kabuğunun dışına çıkartmasa nasıl yürüyecek? Ben kafama koydum. Yapacağım şeyi biliyorum. Bu cehennemden o cennete transfer olacağım sonunda. Gerçekleştireceğim bu transferi. Ama ilk adımı birlikte atacağız. Ne?
Ne? Ben de mi geleceğim? Olmaz öyle şey. Olmaz Seda, Allah aşkına ya. Ben öyle tanımadığım adamları gecenin bir vakti çıkamam dışarı. Sen de çıkma bence. Ya bunlar çok güvenilir çocuklar. Hiç öyle çocuklar değiller gerçekten. Hem şimdi ben oraya yalnız başıma gidersem senin aklın bende kalır. Düşünürsün bu kız ne yaptı, ne etti falan diye. Tamam. O yüzden beni yalnız yollama bence. Sen var ya. Hı. Evden nasıl izin alacağım peki? Her şeyi düşündüğüne göre hanımefendi buna da bir şey düşünmüşsündür herhalde. Biz de ders çalışıyoruz. Yok. Yok olmaz Seda, vallahi bak. Tayfun abinin olay yüzünden herkes üzgün zaten. Şimdi olmaz. Ya iyileşecek Tayfun abi, iyileşecek. Sen merak etme. Bak sapasağlam dönecek eve. İnşallah. Hadi. Yasemin beni yalnız bırakma ne olur. Minim, bir tanem, canımın içi. Tek başıma mı gideceğim oraya? Ne olur, ne olur bir de. İyi tamam. Ama sadece bir saat dinle ha. Bir buçuk yapsak onu. Bir, bak. Tamam. Tamam. Ben şimdi kırtasiyeye gidiyorum. Tamam. Akşam haberleşirsin. Kız, yerim senin. Yemek mi hazırlıyorsun? Ya şöyle bir lokma yiyeyim de şöyle midemi safranımı bastırsın. Aa, yeme onları. Meze onlar sayılı. Sen az bekle, ben sana sofra kurayım. Döktürmüşsün yine. He? Eline sağlık. Yapma. Niye? Akşamdan kalmasın. Kokuyorsun. Kokmadığım zaman kafanı çevirmiyorsun sanki. Çocuklar gitti mi? Çoktan. Akşam oldu neredeyse. Aklın sıra bana laf sokuyorsun ha? O küçücük beyninle bütün gün evde yattın diyorsun değil mi? Ben öyle bir şey demedim. Lan sabahtan akşama kadar direksiyon sallamaktan canım çıkıyor benim be canım. Ben bir şey demedim. Bir türlü yaranamadım sana be. Ne yapsak ne etsek yaranamadık lan sana. Lan bir gün güler bir yüz göster be kadın. Ha? Bir gün tatlı bir söz söyle be. Ondan sonra da akşamdan kalmasın. Keyfimden içiyorum sanki. Hadi geç otur da yemek getireyim sana. Bırak be, bırak. Başımızda bir erkek var. Çocuklara kol kanat geriyor diye şükret. Lan ben almasam seni kim alırdı o halinle? Ha? Söylesene bana, seni o halinle kim alır? Sana ben yalvarmadım. Kendin istedin. İstedim lan, istedim. Deli gibi istedim. Peki ne var şimdi elimde? Ha? Bana yüzünü çeviren mi kadın? Biraz para bıraksan kızın kursuna lazım. Neco? Hoş geldin ya. Allah. Dikkat et şapşal. Kusura bakma ya böyle. Sıkıntı yok. Biraz önce Mert abi vardı da uğrayamamıştım. Öyle şimdi uğrayayım dedim. İyi ettin. İyi. Yeni mi geldi bu? Ha, dün geldi. İş yapar. Çalışıyor mu bu? Şimdi elden geçirdim ablası. He. Güzel. Geçen gün ne güzel gezmiştik değil mi Neco? Hı. Yine yapsak mı? Bilmem ki. Ne demek bilmem ki? Hayır yani şimdi Tayfun abi bu durumdayken çok doğru olmaz gibi geliyor bana. Tayfun abinin bir şeyi yok. İyileşecek o ama siz böyle yaparsanız iyileşmez. Ona bizim pozitif enerjiler yollamamız lazım Neco. Birlikte ona enerji yollayalım mı? Hı? Öyle mi dersin? Hem şu arabayı da denemiş oluruz. Bakalım doğru tamir edebilmiş misin, edememiş misin? Bizde hata olmaz evelallah. Ay Neco ya. O zaman akşam evden al beni. Tamam. Saat 9 iyi mi? Super.
seni sevdim. Hem de çok sevdim. Şu an bütün kalbimle senden nefret ediyorum. Özür dilerim. Ben bugün biraz dalgınım, kusura bakmayın. Alo. Alo. Ya neredesin kızım ya? Seni bekliyorum saatlerdir. Ya Seda, ben gelmeyeceğim. Ya ne demek gelmeyeceğim ya? O zaman beni niye heveslendiriyorsun? Ben mi heveslendirdim? Evet. Sen geleceksin diye annemden izin aldım ben o kadar. Aman ne büyük iş başarmışsın gerçekten. Yasemin, bak ninem, bak bir tanem. Gideriz oraya, beğenmediğimiz bir şey olursa çıkarız evimize, geri döneriz ya. Yasemin, bak sensiz olmaz. Ben gidemem öyle tek başıma. Bak korkuyorum bak. Ya başıma bir şey gelirse benim? Tamam, tamam. Ama sırf seni yalnız bırakmamak için ha? Yerim seni. Manyak. Kız, kız, kız. Ne? Boyan, süslen bir şey yap. Ya. Anneciğim. Hı. Seda aradı da şimdi. Yarın test var kursta, gel beraber çalışalım diyor. Bu saatte. Evet, ne olacak ki, hemen kaçtı zaten. İyi tamam ama geç kalma. Abin dönmeden evde ol. Tamam. Çalışmaya çıktın ha? Ne güzel uyutmuşsun millete. Oğlum. Git başımdan. Ya baba, çok değil. İki sokak ötede annemin alın teriyle ayakta duran bir ev var. O evin içinde de okuması gereken bir kızın. Hatırlıyorsun değil mi? Bir isteğin var mı Ali? İstemez. Annemden bugün de kurs parası alamadı. Senin yerine ben utandım. Ama o yine de seni savundu. Niye biliyor musun? Çünkü seni hala babası olarak görüyor. Öyle seviyor. Ya keşke bunu sen de görebilseydin. Sus lan, sus! Sevecek tabii. Ben onun babasıyım. Aynaya baktığında da görebiliyor musun bunu? Yeter lan! Yeter! Ayıp etmiyor musun Mert? Ben miyim ayıp eden? Kusura bakmayın beyler. Çoluğun çocuğun rızkını yiyenlere afiyet olsun. Kardeş, taksi boş mu? Abi gel sen böyle bin. Bin geliyorum ben şimdi. Al abi ayağını da içeriye. Ne yapıyorsun lan? Sen kullanacak durumda değilsin. Taksiye eve bırakırım. Başka yere takılayım deme ha. Geldi, geldi, hadi.
Ya of, bu çorbayı ne yapıyorsun Duran? Allah Allah, çorbayla mı gideceğiz? Seda? Nereye kızım böyle gece vakti? Ders çalışmayacak mıydınız siz? Çalıştık, bitti. Hava alacağız biraz. Ya Neco alacak bizi, turlayıp döneceğiz. Hadi ya, senin giysene ayakkabını. Seda. Ne var, ne bakıyorsun öyle dünyanın sonu gelmiş gibi ya? Birazcık kafa dağıtacağız. Kafanı azıcık derslerine versen. Ders çalışınca ne oluyor anne? Üniversiteyi kazanıp bitirince ne oluyor? Hepsi işsiz geziyor. Onlar gibi mi olayım? Asgari ücretle mi çalışayım ben de, ha? O baban olacak, anam başında olacaktı ki senin. Sen... Ne oluyor başımda olsa? Ne olacak anne? Yok değil mi? Terk edip gitti bizi değil mi? Kocan bizi bırakıp gitti değil mi anne? Benim sözlüğümde baba kelimesi yok artık. Sildim. Sen de unutup silersen iyi edersin. Ben hayatımı bu lanet mahallede geçirmeyeceğim. Benim hayatım, benim hayatım daha güzel yerlerde olacak. Sen de şimdi ne yapacaksın? Boncuklarınla mı uğraşacaksın? Dikiş mi yapacaksın? Ne yapacaksan yap. Hadi Yasemin. Necati abi. Seda. Çok havalı Neco ya. Atla hadi gel. Yasemin hayrola? Sen nereye ya? Ya o da geliyor. Şunu açsana. Dur, dur. Geliyor işte. Mert'in haberi var mı? Ya sen bıraksana şimdi Mert'i falan. Kız evde durup duruyor, kurtlandı, kokacak. Bir hava alsın, dışarı çıksın. Siz abimle beraber değil miydiniz Necati abi? Yok. Ya öyle gelirse? Biz de ders çalışıyoruz işte. Hem Neco bizi bozmaz. Değil mi Neco? Yani. O zaman gazla. Biriniz öne gelseydiniz de bu böyle ya. E böyle iyi Neco. Hadi. İyi. Sahile gidelim mi? Çay içeriz. Biz şöyle bir çıkalım şu mahalleden de. Çay içeriz, ne yaparız, şey yaparım. Sen şöyle çık. Ben sana tarif edeceğim. Hadi. Kontes geldi. Selam. Selam. Sonunda bizimle takılmaya karar verdin demek. Kaan, bu hepimizin hatasıydı, kabul. Lütfen daha fazla uzatmayalım. Tamam. Ne sıkıcısınız ya. Hocam baksana. Bu odada yatan hasta nerede? Bilmiyorum beyefendi, bana sadece temizle dediler. Doktor yok mu ya? Beyefendi lütfen sessiz. Pardon, pardon. Pardon. Sakın öyle. Doktor bey, Tayfun abinin odası boş. Hastanız MR için götürüldü. Ama yine de kendinizi her duruma hazırlamanız lazım. Biliyorsunuz değil mi? Tekrar geçmiş olsun. Neco, adam mısın? Aslında sen çok başka yerlerde olmalıymışsın Neco. Söylesene, hayatını geri sarabiliyor olsaydın neyi değiştirirdin?
Daha benim sürdüğüm hayatın geri vitesi yok. Geçmişimi de sadece dikiz aynasından seyrediyorum. Neco ya. Geldik galiba. Bak böyle git. Şurada bak giriş var görüyor musun? Sağda. Git. Buraya nasıl gireceğiz ya? Pahalıdır burası. Takma kafanı. Çünkü sen gelmiyorsun maalesef. Nasıl yani? Şimdi şöyle oluyor. Benim içeride birkaç akrabam var. Onlar davet ettiler bizi. Sen gelirsen yanlış anlaşılır Neco'cuğum. İyi de ben ne yapacağım? Yani siz nasıl geri döneceksiniz ki? Ayıp ettin Neco. Bizi burada böyle bırakıp gidecek misin? Bir iki saat turla şuralarda canım. Bir iki saat derken Seda? Ya lafın gelişi. Görünüp çıkacağız işte hemen. Sonra da Neco ile güzel güzel gezeriz değil mi Neco'cuğum? İyi bakalım. O zaman... Yasemin, dikkatli olun. Tamam. Tayfun abi. Anlamadım ya, niye gelmiyorlar? Nereden biliyorsunuz böyle insanları? Kaan işler işte ya. Bak bütün tiki camlar falan hepsi burada kızım. Bak promosyon da yanında. Selam. Selam, hoş geldiniz. Ela, Kaan'ı zaten tanıyorsun. Yasemin, biz geç kalmadık değil mi? Kaan ben de, memnun oldum. Neyse, üşüdüm ben, hadi içeri. Biz de böyle geçeceğiz. Acının bin beterini çekecek, söz veriyorum sana. Vay bravo, çok tam zamanda. İçsene sen de. Hadi. Ne o, içmiyor musun? Ben hiç içmedim. Tamam oğlum, ısrar etme. Belki kız içmek istemiyordur. Arda. Hadi kopalım biraz. Bu topuklular beni öldürecek ya. Sen arkadaşını yalnız bırakmasa mıydın acaba? Yasemin'i mi? Evet. Ya sen boş versene Yasemin'i. Kaan bak ne güzel eğleniyorlar işte Kenan'la. Kaan. Aman Kaan Kenan aynı şey işte. Arda. Bak ne diyeceğim. Bir dahaki sefere baş başa çıkalım. Daha çok eğleniriz. Olmuyor böyle. Tamam. Mert'in kardeşini de oraya bıraktım ya. Ben şimdi onu ne diyeceğim? Abi kusura bakma, ben senin kardeşinle Seda'yı gece kulübüne bıraktın mı diyeceğim.
Bu Seda beni nasıl gaza getirdi ya? Bu kız neymiş abi? Neymiş, neymiş, neymiş ya? Ah ulan Neco. Ah ulan Neco. Hastayım ha. Güya kendilerini uzun gösterip fıstık gibi gözüküyorlar. Çıkarttığınız zaman ne oluyor? Bir şey oluyor. Ha? Yer fıstığı. Yer fıstığı. Sen bana mı dedin yer fıstığı değil? Yok canım. Öylesine söyledim işte espri. Ama iyiydi bak, espri iyiydi şimdi lütfen. Bence çakmalısın. Akıllı kız. Sevdim. Gerçekten. Abi neredesin ya? Allah aşkına buraya gelmen lazım. Çabuk gel. Ne oldu oğlum? Söylesene. Ya gel bir anlatacağım. Bir gel hele ya. Tamam Neco, tamam. Söyle neredesin? Oturtayım, nefes alsın. Ben oturturdum onu. Tamam, ben hallettim. Gel yazsın. İyi, tamam. İyi misin? Ben sana oturacak bir şey bulacağım, tamam mı? Seda, bir baksana Yasin. Ben geliyorum. Ben gidiyorum. Nereye, nereye? Hastaneye. Saçmalama ya, bu saatte ne hastanesi? Kaan, ben gidiyorum dedim. Ya dursana. Ne oluyor lan orada? Ha, sahipsizi sandınız kızı. Kime diyorum? Bana baksana sen. Abi! Sen kimsin lan? Kimsin sen? Kız kardeşim lan o benim. Kimsin sen? Abi! Abi! Yasemin, ne arıyorsun sen burada? Ben seni evde bırakmadım mı? Abi yemin ederim gördüğün gibi değil. Yasemin kim bu herif? Abi gidelim buradan, anlatacağım her şeyi, yemin ediyorum. Ne olursun gidelim buradan. Tercan. Her şeyi anlatacağım, yemin ediyorum. Ne olursun gidelim buradan. Bıraktım. Abi! Neco! Nasıl yapabildin Seda ya? Nasıl? Ben bir şey yapmadım ki. İnanın bildiğiniz gibi değil, yapma. Sen düştün be! Abi! Biri polis çağırsın. Ya polis çağırın. Kaan sen ne yapıyorsun? Ya yok bir şey ya. Abi zorlamadın, iyi misin abi? Seda polis gelmeden uzak kızım. Lan!
şey yok. Gel dışarı çıkalım ya. Abi ne olursun. Abi konuşacağız, anlatacağım her şeyi. Dur, ne olursun dur biraz. Abi, abi biraz sakinleş lütfen. Ya çekilsene. Yasemin iyi misin? Sen kimsin lan? Çekil! Ne var be? Size iyilikte yaradı. Abi! Gel abi. Abi! Yasemin! Arabada kal! Mecnun geldim! Arda! Arda mısın? Arda! Ne yaptın lan sen? Ne yaptın? Abi! Araba gitti abi ya! Abi araba! Abi araba gitti ya! Arda araba dikkat et! Hızla uçladınız lan, gidin başkasına bela alın. Kal! Kal! Polis geldi. Konuşmayayım diyorum. Yeri değil diyorum ama. Ne yapıyorsun oğlum sen? Ne yaptığını sanıyorsun? Adam orada hastanede. Ölümle pençeleşiyor. Bizim olduğumuz yere bak ya. Biz onun yanında olmalıydık oğlum. Bu ne abi? Çek ayağını ya. Of. Babamlar neden gelmedi hala? Polisten uzak duralım derken düştüğümüz yere bak. Herifler yüzünden kendi kendimizi içeri tıktık. Hava yok sanki burada ya. Ya ben olmasam sen daha çok havasız kalırdın. Bir de itiraf edelim mi demiyor musun? Gerçekten. Yaptığım doğru değildi. Arda, eğer ben gerekeni yapmasaydım, o adamı öyle orada bıraksaydım, düşün bakayım kaç sene daha böyle nefessiz böyle bir yerde kalabilirdin. Ha sonunda. Hadi bakalım geçmiş olsun. Abi çıkarıyorlar. Siz gelin hanımefendi. Siz kalıyorsunuz. Hey alo, o niye kalıyor? Ya memur bey biz niye çıkmıyoruz? Siz bu gece misafirimiz oluyorsunuz. Anlamadım. Belki de itirafa gerek kalmadı. Ne olduğunu anladılar telefonu. Ya sen de bir sus be. Ya memur bey bizi burada tutamazsınız bir kere. Sen benim babamın kim olduğunu biliyor musun ya? Ha? Zaten sizi burada alıkoymamızı isteyen aileniz. Aklınız başınıza gelsin istiyorlar. Ya aklı başıma getirecek zamanım buldular. İlgilen lan. Lan gülme. Sen ne gülüyorsun lan sırık? Gel lan. Gel bırak onu gel. Gel lan. Dur. Lan gel. Senin suratın oğlum hayatta unutma. Seni bulacağım lan. Yürü. Hadi. Yürü. Diyorum sana ya. Sus, düş önüme. Ya gözünü seveyim, elini ayağını öpeyim bir dinle önce ya. Sus diyorum sana. Yarın sabah erkenden tamirhaneye. Tamam ustam, sabah erkenden dükkanlayayım. Bak sabahın köründe oradayım, tamam mı? Teşekkürler, görüşürüz. Sen hiç ağzını bile açayım deme. Seninle evde konuşacağız. Teyze.
fazla üstüne gitmeyin. Zaten perişan halde oldu. Nurcan kızım ya. Ne zaman başımız sıkışsa vallahi Hızır gibi yetişiyorsun. Ne demek Asiye teyzeciğim, her zaman. Canım kızım benim. Allah senden de avukat arkadaşından da razı olsun. Ya Nurcan. Seni de gecenin bu saatinde buraya kadar yorduk. Kusura bakma. O nasıl söz Mert? Aramızda böyle bir şeyin lafı mı olur? Ya insanın senin gibi bir dostunun olması güzel. Araba hemen şurada. Gelin bırakayım sizi. Anne deme. Benim barlardan, karakollardan toplayacak kızım yok. Anne bir dinle, ne olursun, açıklayacağım her şeyi. Ne açıklayacaksın ya? Hı? Ne açıklayacaksın? Yürü Yasemin, düş önüme, konuşacağız seninle, yürü. Abi. Gir içeri. Abi. Anne orada dur sen. Abi. Mert. Gözünü seveyim, bir şey yapma kızı oğlum. Duyuyor musun, sana bir şey yapmamdan nasıl korkuyor? Mert. Mert oğlum yapma. Seni ne kadar sevdiğini duyuyor musun? Gözünü seveyim, sakın kıza bir şey yapma. Ya bunu bize nasıl yaparsın Yasemin? Nasıl yaparsın? Hadi ben kendimi geçtim. O kadından ne istiyorsun? Saçını süpürge ediyor. Sen barlarda gez toz diye mi Yasemin? Ben böyle olsun istemedim. İstemedin ama sonuca bak. Ya sen 2 gram aklı olan bir kızın peşinden nasıl barlara gidip oralarda takılırsın, gezersin, edersin ya? Ya başına bir şey gelseydi? Abi ben Seda'yı yalnız bırakmamak için gittim. Sen Seda'yı yalnız bırakmak istemedin, evet. Ama Seda neredeydi? He? Zoru görünce nasıl toz oldu gördün? Çünkü o öyle biri Yasemin. Ona güven olmaz. Senin de geleceğini mahvetmesine izin vermeyeceğim. Onu gördüğün yerde bundan sonra yolunu değiştireceksin, tamam mı? Bir daha onu görmeyeceksin. Anladın mı Yasemin? Odandan çıkmak yok. Kursun. Bugün kurs falan yok. Yarın da gitmeyeceksin. Odadan dışarıya adımını bile atma. Biraz rahatsız, geç kalkacakmış. Neye bakıyorsun lan sen öyle? Pisliğe bakar gibi bakmasana oğlum. Nasıl bakayım? Senin baktığın gibi mi bakayım? Bir yabancıya bakar gibi. Ne lan bu, ha? Bu afra tafra ne? Söylesene bana, he? Benle doğru konuş. Duydun mu beni? Akşam zaten o kahveye geldiğini de unutmadım daha. Neydi o havalar öyle? He? Beni bütün arkadaşlarımın önünde rezil rüsva etmeler. Soruna mı gitti? Ulan insan o kadar kişinin içinde babasını o lafları eder mi? Senin gibi hisseder. Düzgün konuş lan benimle. Sen gününü gün etmeye devam et diyorum. Bu evde nasıl olsa babalığı da annem yapıyor. Lan! Ayağımın altına alırım seni bak. Benimle doğru konuş. Şerefsize bak ya. Şerefsize bak. Ben sana çay koyayım. Bir de benim babalığımı sorguluyor. Mendebul! Şeytan diyor. Al karşını, anlat her şeyi. Halil sakın. Öyle bir şey yapmayacaksın değil mi? Bu biraz da sana bağlı Asiye Hanım. Halil yalvarırım. Gözünü seveyim yapma. Vallahi ben bilmem. Bunca yıl sustum yeter. Yeter ya. Senin bu çok olmaya başladı artık. Halil ne olursun yapma. Bak yalvarırım. Ne istersen yaparım. Bağır çağır ne istersen yap. Ama ne olursun ona bir şey anlatma. Otur konuş o zaman o oğlunla. Söyle ona. Bir daha benim kafamın tasını attırmasın. Anladın mı?
Herkes yerini bilecek, tamam mı? Sen de bileceksin, o da bilecek. Yeter ya, yeter! Bana bak, bana bir daha afra tafra yapmasın. Asiye, yemin ediyorum. Bak, yemin ediyorum. Gözünün yaşına bakmam senin, anlatırım her şeyi ona. Kimden peydahladıysan, o ilgilensin biraz da. Seda! Dur bir dakika. Sen ne yaptın sanıyorsun kızım ha? Hı? Ne istiyorsun Yasemin'den? Ne istiyorsun? Ne isteyeceğim ben Yasemin'den? Yasemin benim arkadaşım. Arkadaşın mı? Senin bu mu arkadaşlığın ha? Bu mu senin arkadaşlığın? Kızı barlara götürüp içirip sarhoş edip ondan sonra da sıkıyı görünce topuklamak. Bu mu? Ya ben böyle olacağını düşünmemiştim ki. Düşünmemişmiş. Bana bak kızım. Ben de Necro'ya benzerim ve de Yasemin'e benzerim, tamam mı? Senin bu oyunların bana sökmez. Bak senin annen her gece bir ekmek için böyle çalışıp dinlenirken senin şu yaptığın şeye bak ya. He? Ama ben senin ne yaptığını biliyorum. Sen süslenip püslenip o züppe arkadaşların arasına karışmaya çalışıyorsun. Seni aralarına kabul ederler mi zannediyorsun ha? Hiçbir zaman onlardan biri olamazsın. Sen bu mahallenin kızısın, anlıyor musun? Sen de bizim gibisin. Sefilsin sen de, sefil. O yüzden oyun oynama. Bir gün düşüp çok yanan çakılırsın. Sen kimsin? Sen kimsin ya? Sen kimsin? Bana karışıyorsun. Sen bana karışamazsın. Doğru, karışamam. Ama sen yine de beni dinle. Bak kızım, senin gittiğin yol yol değil. Hele Yasemin'i o yola sokmaya çalışırsan, o yola karıştırırsan bir dahaki sefere konuşmakla kalmam. Haberin olsun. Bir daha Yasemin'in yanına gitmeyeceksin. Bir daha onunla konuşmayacaksın Seda. Duydun mu? Söylediklerinin hepsi doğru kızım. Beni dinlemiyorsun, bari Mert'i dinle. Kes sesini anne, kes! Seda! Kes! Buyursunlar Tamer Bey. Rahatsız ediyorum Levent Bey. Ela'ya ulaşamıyorum da. Kaan'ı da aradım, telefonu kapalıydı. Siz nerede olduklarını biliyor musunuz acaba? Biliyorum, biliyorum. Nezarethanedeler. Daha doğrusu Kaan ve Arda nezarethanede. Ela'ya ulaşamadıysanız o da yanlarındadır. Olamaz. Korkmayın canım. Önemli bir şey değil. Barda kavgaya karışmışlar. Siz yanlarına gitmediniz mi yani? Gitmedim. Hayır. Kaan Efendi biraz içeride kalsın istedim. Belki aklı başına gelir. Bir tane oğlum var Taner Bey. Zorla da olsa adam olacak. Ben kahveye gidiyorum. Tamam Dursa, ben camcıyı aradım. Gelip yapacakmış. Ne istiyorsun? Özür dilemeye geldim Neco. Bıraksana ya. Ya Neco, ben böyle olacağım. Neyin özürünü dileyeceksin Seda? Beni şoför olarak kullanmanın mı? Yoksa en yakın arkadaşımın gözünde 3 kuruşluk adam yerine düşürmenin mi? Yoksa kavganın ortasında bizi bırakıp gitmenin mi Seda? Neyin özürünü dileyeceksin? Şuna bak. Sence bu kimin eseri? Ha? Kimin eseri bu? Sen beni tanımıyor musun? Ben bilerek mi yaptım bunu? Böyle mi olsun istedim? Seda. Git artık.
Gördüğün gibi daha çok işim var benim. Asiye! Nereye böyle? Mezeler için bir şeyler alacaktım. Duydum olanları. Kusura bakma, depo benim deli bozuk kız yüzünden. Yasemin nerede şimdi? Odasında hapis. Abisi ceza verdi. Ay. Ya ben kendi yetmez gibi bir de Yasemin'i sürükledi peşinden. Ya ben ne bileyim, biraz dolaşıp geleceğiz dediler. Olan oldu artık, üzülme. Asiye'm, gel biraz soluklanalım şöyle ha. Olur. Hacer teyze. Mert, yalvarın yetiş. Tayfun'uma bir şey oldu galiba. Tamam teyzeciğim, hemen geliyorum. Beni de hiç saymıyor. Bağırmam, yalvarmam hiç fayda etmiyor. Ya babası olacak şerefsiz başımızda olaydı. Benimki başımızda da ne oluyor? Tek yaptığı beni tehdit etmek. Değil mi? Yine mi başladı? Hiç durmadı ki. Bu sabah Mert'le atıştılar. Ayağını denk al. Yoksa oğluna her şeyi anlatırım dedi. Korkma. Korkma kız, hiçbir şey yapamaz. Onun gayesi senin içini bitirmek. Hep böyle senden bir şeyler koparmaktır, tıklamak. Bilmiyorum Zehra. Artık ne yapacağımı bilmiyorum. Hangi birini idare edeceğimi şaşırdım. Gül diken üstünde yaşamaktan yoruldum artık. Çok yoruldum. Ha beni Karabatlı arkadaşım. Can yoldaşım. Siyah gel. Böyle ağla açılırsın. Ne oldu? Neydi doktor? Burada bekle dediler. Doktor gelince söyleyecekmiş. Çok korkuyorum. Çok korkuyorum. Teyzeciğim dur. Doktor bey'e sorayım. Doktor bey, durumu nedir? Maalesef size iyi bir haber veremeyeceğim. Kodeste tuttular. Hesapta ders veriyorlar anasını satayım. Biz de hak etmedik değil ama. Baba. Sana ulaşamayınca ödümüz koptu. Özür dilerim baba. Çok özür dilerim. Aramamalarını ben istedim. Annem arıza çıkarmasın diye. Sabah Levent Bey'i aradığım zaman öğrendim durumu. Senin burada olduğundan haberi yokmuş. Kızımın barda kavga çıkarmadığından eminim. Başına ne işler açtığınızın farkında mısınız?
Ne deseniz haklısınız. Olmadı delikanlılar. Bu hiç olmadı. Baba, senden bir şey rica edebilir miyim? Lütfen beni hastaneye götürür müsün? Tabii kızım. Gel. Gelmez ilk ameliyatı yapıldı. Belki çok kritik bir ameliyat daha deyip geçirebilir. Ama buna henüz karar vermedik daha. Yani düzelecek mi? Yani düzelme durumu var mı? Üzgünüm. Durumu hiç de ümitli değil. Her an hayatını kaybedebilir. Aslında bu ameliyattan çok mucizeye ve dualara bağlı kızım. Canı bilmiyordum. Allah'ım lütfen iyileşsin. Lütfen bir mucize. Kızım. Sen nereden tanıyorsun oğlumu? Oğlumun arkadaşı mısın? Ne olur ne biliyorsan söyle. Kim bu hallere soktu oğlumu? Neden canına kıymaya çalıştı? Ne olursun söyle. Yalvarırım söyle sana kızım ne olur. Ne olursun. Abi değer miydi ya? Değer miydi bir kız için ya? Ailenden, annenden, hayatından vazgeçme. Abi değer miydi ya? Kim bu kız ya? Taksi. Sarıyer. Önünüze bakar mısınız? Ya istediğim yere bakarım. Burası sizin kulübünüz değil, benim taksim. Ne diyorsun sen ya? Sen? Ben, dünya küçük. Yok, ben bu kadarını kaldıramayacağım. Bırak beni şurada, ineceğim. Burada mı ineceksin? Evet, burada ineceğim. Emin misin burada inmek istediğine? Ya eminim, bıraksana. Al şunu da. İstemez çok, gelmedik. Ay durmadı. Kim bu kız? Ay bilmem. Gel tatlım gel buradayız. Güzelim ne kadar? Ne kadar be? Yürü git işine terbiyesiz. Gerizekalı mısın nesin be? Gel gel. Gel yakışıklı gel. Biz buradayken sen zor iş yaparsın Kiroz. Araç bulamazsın. Ya beni rahat bıraksana sen. Bana bak atla yoksa seni bırakır giderim. Bin. Tamam. Hastan falan mı var? Ya sana ne sen önüne baksana. Hop hop ağır ol. Ya ben müşteriyim, sen taksicisin. Yanlış mıyım? Hadi kardeşim önüne bak. Yazık vallahi.
Babanız koyuyor tabii cebinize parayı. Ondan sonra böyle kendinizi dünyanın merkezi zannediyorsunuz. Sen kimsin? Psikolog falan mı? Hem sana ne? İster babamın parasını yerim, ister dedemin. Sen neyi çekemiyorsun kardeşim? Sen beni tanıyor musun? Neler yaşadığımı biliyor musun? Yeter ya, yeter. Hayda. Tamam hadi, ağla, açılırsın. Ağlamıyorum. Ya sen beni birkaç kere gördün diye tanıdığını mı zannediyorsun? Benim neler yaşadığımı biliyor musun? Bugün neler yaşadığımı gördün mü? İçimdeki acıyı biliyor musun? Sadece atıp tutuyorsun. Neymiş o, sadece işe yaramazmışım, bilmem neymiş. Sana ne, ister babamın parasını yerim, ister yemem. Sen hayatımda gördüğüm en önyargılı adamsın. Ya bak, ben bunu... İmkan bırak. Dur dedim. Yine mi? Evim burası. Söylesene. Ha, söylesem sanki çok dinleyeceksin. Ama sen her şeyi biliyorsun ya, bunu da bilirsin. Al. Beni çağırmışsın. Senin adına bir karar verdim. Seni dinliyorum. Bakalım ne ceza kesin. Çalışmaya başlayacaksın. Artık okulunda olmadığına göre... kendi hayatını kendin kazanabilirsin. Yani? Yani... yarın... senin için yepyeni bir gün. İş hayatına atılıyorsun. Hayırlı olsun. Hangi şirketinde peki? Ha. Benim değil. Cemil Bey'in şirketinde. Cemil Bey mi? Cemil Bey kim ya? Cemil Bey... benim yıllardır tanıdığım, hatta ortak iş yaptığım mobilya imalatçısı bir dostum. Nasıl yani? Mobilyacıda mı çalışacağım? Ben Cemil Bey'le gerekli görüşmeyi yaptım. Yarın sabah seni bekliyor. O sana ne yapman gerektiğini söyleyecek. Peki ya ben gitmek istemezsem? Hoş geldin beyim. Yönetim sağ tarafta. Yan depoya götür, ayak altına dönmesin hadi. Toplayıp yatışlar olmuyor mu? Olmuyor. Sana götür dedim ya. Cemil Bey'e bakmıştım ben. Sen kimsin? Kaan ben. He, iyi. Cemil Bey söylemişti. Sor. Tipe bak ya. Gel. Ah.
Hoş geldin delikanlı. Cemil Bey değil mi? Babamın selamı var. Aleyküm selam. Demek Kaan sensin ha? Maşallah maşallah. Nasıl? Kolay bulabildin mi burayı? Yok be Cemil amca. Zor oldu biraz. Benim dilim damağım kurudu. Şu ustaya söylesen de bize bir iki çay getirse. Fena olmaz değil mi? Önce bir fabrikayı gezsen, etrafı tanısan. Olur, onu da yapalım da ne bileyim hani önce bir ofis, masa falan benim takılacağım yer neresi orayı bir gösterseniz. Madem merak ediyorsun, sana çalışacağın yeri göstereyim. Çayını da sonra içersin. Biliyor musun? Ben de baban gibi bu mahallede büyüdüm. Çocukluk arkadaşıyız yani. Aa, gerçekten mi? Öyle öyle. Az top koşturma dip toprak sahada. Bu işleri de bana baba yadigarı. Dedemin küçük bir marangoz hanesi varmış. Oralardan buralara geldik çok şükür. Ya çok iyiymiş. İşleri ilerletince ben de şu fabrikayı büyüdüğüm yere açayım istedim. Mahallemizin gençlerine bir hayrımız dokunsun istedim. Çok iyi. Burada gördüğüm bütün arkadaşlar bizim Muhit'in çocukları. Ha öyle mi? Demek ki bu çocukları ben idare edeceğim. İyi, tamam. Da Cemil amca bana şu takılacağım odanın yerini göstersen de ben bir otursam. Galiba sen yanlış anladın ya da baban sana tam olarak anlatamamış. Neyi anlatamamış? Senin yerin burası. Burası mı? Bu tezgahlarda çalışacaksın. Şaka mı yapıyorsun? Yok. Yo. Cemil Bey sen ne dediğinin farkında mısın? Ben mi çalışacağım burada? Sen babamla istersen bir daha konuş ya. Bak evlat, ben babanla yeterince konuştum zaten. Onun talimatlarını yerine getiriyorum. Alışırsın, alışırsın. Hadi kolay gelsin. Bu arada, paydos vakti geldiğinde kendi çayını da kendin alırsın artık. Kantin şu tarafta. Hadi aslan, önlüğünü giy. Ne diyorsun kardeşim sen, aptal mısın? Önlüğü diyorum, önlüğü. Afili kıyafetlerin kirlenmesin. Acanım, sen burada çalışma. Sen o dangalak patronuna söyle, kendine benim yerime başka bir enayi bulsun, tamam mı? Hayır, hayır. Siz toplantıyı biraz daha ileri bir saate alın. Tamam? Önemli bir şey değil. Arayacağım ben. Haber veririm. Tamam. Ya sen böyle bir şey nasıl yaparsın? Beni bir fabrikaya işçi olarak nasıl gönderirsin? Sen itibarımızı hiç mi düşünmüyorsun? İtibarımızı düşünmek. Şimdi mi aklına geldi? Senin ipe sapa gelmez şımarıklıkların yüzünden şu anda gencecik bir insan hastanede ölüm kalım savaşı veriyor. Sense yüzün kızaracağına, barlarda gününü gün ediyorsun, utanmadan bir de kavga çıkarıyorsun. Senin arkanı hep ben topladım. Bütün pisliklerini temizledim. Ama artık bitti. Yarın gidip o fabrikada çalışmaya başlıyorsun. Ben öyle bir yerde çalışmam. Beni kimse orada çalıştıramaz. Ben çalışacaksın diyorsam çalışacaksın. Sen de benim gibi en alttan başlayacaksın. Her şeyi öğreneceksin. Ben kararımı verdim. Hayır, bu benim hayatım. Ben nerede çalışacağım? Ben kendim karar vereceğim. Hayatı bileceksin Kaan. Öğreneceksin. Ya çalışacaksın ya da çalışacaksın. O kadar. Ölmüş oğlum. Seda. Arda, ben özür dilemek için aradım. Gecenin sonu kötü bitti ama olanları açıklamam lazım sana. Neredesin? Görüşebilir miyiz? Seda, ben şu an çok müsait değilim. Daha sonra arayayım mı? Lütfen. Ya sadece 5 dakika anlatmam lazım. Neredesin? Kulüpteyim ama... Tamam, geliyorum. Seda, bir dakika. Arkadan Kaan arıyor.
Ben daha sonra seni arayacağım, tamam? Alo, Kaan. Seninle konuşmam lazım. Tek başıma kalırsam kafayı yiyeceğim. Neredesin? Kulüpteyim. İyi, bekle orada, kımıldama bir yere. Geliyorum. Bir olay nelere mal oldu. Hepsini sen başlattın. Eli anladığına o mesajları atıp adamı gaza getiren sendin. Ben ne yaptıysam o aptal herife dersini verebilmek için yaptım. Bırak Kaan ya. Bunları niye yaptığını ikimiz de biliyoruz. Neymiş o? Sen hala deli gibi aşıksın oğlum Eda'ya. Senin reddetmesini hazmedemedim. Ya kes sesini be. Yalan mı? Sırf kıskançlığın yüzünden oynadın bu oyunları. Baksana Tayfun Hoca'nın Ela'ya olan aşkı nelere mal oldu. Seda burada. Selam. Selam, biz de kalkıyorduk. Kusura bakma. Aynen. Gitmemiz gerekiyor. Ama ben şey diyecektim. Hoşçakal. Evet be abi, bunlar aynı hakikaten. Yani şimdi sen bunu uçurumun kenarında buldun, öyle mi? Evet Neca. Yani Tayfun abi bu kolyeyi kıza o gün hediye edecekmiş. Yetmemiş, kolyedeki şekli her tarafa çiziktirmiş. İyi de bunun anlamı ne ki abi? Niye bu kadar takmış? Bilmiyorum. Ama mutlaka bulacağım. Resmen o kızla mutlaka bir alakası olmadı. Babam da beni yurt dışına gönderecekmiş. Hadi be. Buralarda olmamı istemiyor artık. E tamam işte, git o zaman. Belki de en güzel uzaklaşmaktır. Hem unutmana da yardımcı olur. Neyi unutacakmışım? Kafandaki aptal düşünceleri. Peki ya vicdanım ne olacak ha? Onu da burada bırakabilecek miyim? Yaptığımız şey beni her yerde takip edecek. Ya gidince unutursun, geçer. Hayır, gitmeyeceğim. Ben bir karar verdim. Ne kararı? Her şeyi anlatacağım. Başa mı sarıyoruz? Ya babam zaten görüşmemizi istemiyor. Sen de iş güç falan meşgul olacaksın. Ben tek başıma bir yük taşıyamam. Ben gidiyorum. Dur. Dur oğlum, ne yapıyorsun ya? Lütfen beni böyle yalnız bırakamazsın. Bir düşünsene. Biz bir gece içeride kaldık. Neler yaşadığımızı sen de biliyorsun. Yani öyleyse hapishane senin düşündüğün gibi çocuk oyuncağı bir yer değil ki. İçeride kimlerle yatacağız? O güvendiğin psikologlar, miskologlar çıktığımızda bak gör, onlar bile kurtaramaz bizi yani. Yok abi, bunun başka bir yolu yok. Yok ya, ben dayanamam. Var. İlla bir yere tıkılıp ceza mı çekmek istiyorsun? Gel fabrikada çekelim cezamızı beraber. Var mısın? Burnunu sürtülsün istiyorlar. Bir ay, bilemedin iki ay. Dişimi sıkarız. Hem bu zaman içinde herkes her şeyi unutur. Biz de sağlıklı bir şekilde her şeyi tekrar düşünmüş oluruz. Ya dinle beni. Sen bana tek başıma yapamam demedin mi? Evet. Tamam, ben de sana diyorum gel beraber yapalım. Beraber yapalım her şeyi. Elimizi taşın altına sokalım. Beraber el ele verelim. Oğlum. Sen benim kardeşimsin lan. Babamı nasıl ikna edeceğiz bu şeye? Ona babamın laflarını söyleyeceğim. Her şeyi yeni baştan inşa edeceğiz. Hayat tekrar yaşayarak öğreneceğiz. Tıpkı zamanında onların yaptığı gibi. Babam bunları duymaktan mutlu olacak. Bana bırak. Tamam. Anlaştık. Hadi. Hey. Hadi gel bir şey ısmarlayayım sana. Gel.
Ciddi ciddi işçi olarak çalışacak mısınız siz? Gözümle görmesem inanmayacağım. Gözümle gördüm işte, tamam rahat bırak bizi. Hayır gitmeyeceğim. Yanınızda olacağım bugün. Hem bütün bu yaşananları başlatan asıl benim. Evet durmayın gençler. Alın. Kaç önlükleri giyiyorsunuz. Şu güzel giysilerinize yazık olmasın ha. Bu kimliğini ver bu arada. Sen de. Başlıyor musunuz gençler? Hadi bakalım hayırlı olsun. Bu hanım kızınız kim? Ela. Merhaba. Ben Ela. Siz niçin gelmiştiniz? Ne demek niçin gelmiştiniz? Arkadaşımız da mı gelemeyecek ya? Bu arada sizi Nurcan Hanım'la tanıştırayım. Kendisi bu fabrikada benden sonraki en yetkili kişidir. Burada çalıştığınız sürece ona hesap vereceksiniz. Bu arada kendisi kızım olur. Hadi hayırlı olsun. Evet Raş usta, bu çocuklar sana emanet. Tamam efendim. Al bari tut şunu işe yara. Al bakalım. Sen de şunu al. Evet beyler. Şimdi usuntaları alıyorsunuz, tamam mı? Şuradaki ustaya veriyorsunuz. Ondan sonra şurada keresteleri alıyorsunuz, kesmeye başlıyorsunuz. Tamam mı? Ya usta biz kereste falan kesemeyiz ki ya. Sen bize başka bir iş versen. Öğrenirsiniz, öğrenirsiniz. Biz burada az kereste yapmadık. Ah! Öpeyim geçti. Aldır. Mert. Raşit Usta seni soruyor. Nerede kaldı plakalar diyor. Ya ne yapıyorsunuz? Şu geçen gösterdiğin şeyler benim kafama acayip takıldı ha. Gidip şu okula bir daha araştırsak mı? Belki kolyeyi görünce birilerinin aklına bir şeyler gelir. Gerek yok koçum. Nasıl yani? Nasıl gerek yok abi? Tayfun abinin intiharına yol açan kız şu anda tam karşımda duruyor çünkü. Karşında mı?